Sultanım, sizden aldığımız güzelliği, aşkı, muhabbeti ailemize, arkadaşlarımıza, çevremize saçınca gönlümüz gibi yuvamız da bir cennete döndüğünü görmek ne güzel ne mutlu. Babacığım, bu sabah 6,5 yaşındaki oğlum, anneciğim, ben seni bütün çizgi film kahramanlarından daha çok seviyorum diye bir çocuk masumluğunda yanıma gelince gözlerim doldu ve bunları düşündüm ve söylediklerinizi hatırladım. Demiştiniz ki ben neden çocukları çok seviyorum, neden çocuklara hiç kızmıyorum biliyor musunuz? Çünkü onlar Rablerinin yanında huzur ve mutluluğu bırakıp yeni geldiler diye. Ve dünya alışmaya çalışıyorlar, Rablerini özlüyorlar. Bütün huysuzluklarının, yaramazlıklarının sebebi bu. İşte ben bunları sizden öğrendikten sonra çocuklarıma ve bütün çocuklara bakışım değişti. Zaten çocuklarıma kıyamıyorum, kızamıyorum da. Ama hoşgörüm daha da arttı. Babacığım, siz bize ne güzel bir bakış açısı kazandırıyorsunuz. Bu güzel bakışla bakınca, rahmetle bakınca Allah'ın tüm kullarını sevgisinden, aşkından yarattığını ve hepsini özel yarattığını görerek bakınca çevresine güzellik saçan, iyilik saçan bir kul olup herkesi kardeş görüp dünyasını da bir cennete döndürebiliyor insan. Sultanım, mürşidim, babacığım, bizi yeniden doğmuş gibi yapıp gönlümüzü güzelliklerle doldurduğunuz için size çok çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Ellerinizden öpüyorum demiş efendim. Allah razı olsun. Hem Nurdan kardeşimize hem oradaki kardeşlerimize selam olsun. Tabi olmak böyledir. Yoksa biraz önce söylediğim gibi aldık dersi çekiyoruz, zikri yapıyoruz, tabi olmuşuz. Tabi olmak o değildir. Tabi olmak onunla beraber büyümektir. Onunla beraber büyümek. Daha doğrusu o büyütürken büyümeyi kabul etmektir. Değişmeyi kabul etmektir. Yok, ben değişmeyi kabul etmiyorum. Ben böyle kalayım, ben böyle iyiyim dediyse büyümeyi kabul etmiyor. Çocuk kalmayı, nefsiyle kalmayı tercih ediyor. Nefsinden ödün vermiyor. Nefsinden taviz vermiyor. Ben diyor, bence diyor, bana göre diyor. Ama Mürşid-i Kamil'e tabi olunca onunla beraber büyümesi gerekir. Büyürken bakışı değişecek, gönül hali değişecek, imanı değişecek, İslami ihsanı değişecek, hali değişecek, tavrı değişecek. Çünkü gönlü değişiyor. Gönlü Allah'ın tecelligahı olmaya başlamış. Allah oraya tecelli ediyor. Tecelli edecek. Tecelli edecek konuma gelmesi gerekir. Bunun için Allah'ın nazarıyla nazar etmesi lazım, Resulünün nazarıyla nazar etmesi lazım ki doğru görsün, doğru anlasın. Dolayısıyla doğru konuşabilsin, doğru yapabilsin. Evet, tabi olmak böyledir. İnsan böyle değişir. Böyle Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi Rabbaniyun olun dedi. Rabbani bir varlık. Rabbani. İlahi bir varlık. Artık o nefsinden, o hayali, vehmi olan zannından, nefsinden kurtuluyor. Rabbani, ilahi bir varlık. Allah'a göre, Allah'ın nazarıyla, Resulünün nazarıyla nazar ediyor. Bakışı ona göredir. Evet, bakış Allah'a göre, Resulüne göre olunca hakikati görüyor. Hakikati tadıyor, yaşıyor. Dolayısıyla her muamelesi hak olur, haktan olur. Ve her muamelesi onu hakka yaklaştırır. Hakikate yaklaştırır. Rabbine o gönül yolculuğuyla varır, vasıl olur. Çünkü yolculuk gönül yolculuğudur. Gönlün yolculuğudur. Ama bunu yaptıran aşk ve muhabbettir. Sevdiği için yapıyor onu. Allah'a hamdolsun. Beraber yürütene hamdolsun. İnşallah kardeşlerimizle böyle beraber yürürüz. Rabbimize varır, vasıl oluruz. Huzura layık hale gelir. Rabbimiz bizi huzura kabul eder inşallah.